Bunu da 10 Nisan Cuma akşamı 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hazırlanan genelgenin tarihine baktığınız zaman 9 Nisan gününü gösteriyor. Yani bunun hazırlığı bir gün öncesinden yapılmış. Gece 24'te yasak başlayacağı halde 2 saat önce saat 10'da kamuoyuna duyuruluyor ve bir izdihama yol açıyor. İnsanların 2 günde sokağa çıktıklarında alabilecekleri virüsten çok daha fazlasını sadece 2 saat içerisinde almalarına neden oluyorsunuz. Telaşla insanlar dışarı çıkıyorlar. O saatte kapalı olması gereken marketler bir şekilde açılıyor. Trafik kilitleniyor ve çok küçük beldelerde dahi trafiğin kilitlendiğine dair haberler alıyorum. Ve siz 2 günlük yapmayı düşündüğünüz korumadan çok daha fazlasını insanlara bulaştırmış oluyorsunuz. Burada da bir yönetim hatası var. Bir şeyi düşündüğünüzde bunun gerekçelerini kendinize hazırladığınızda neden olabilecek sonuçlar da görmeniz gerekiyor. Gece saat 10'da yapılan bu açıklamanın halkı paniğe sevk etme durumu olabileceğini bilmeniz gerekiyor ve buna göre önlem almanız gerekiyor. Gerekirse daha erken bir saatte ve çok daha önceden haber vermeniz gerekiyor. Kaldı ki sadece 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz. Pazartesi günü olduğu zaman milyonlarca insan işine gitmek için yine sokağa dökülecekler. Dolayısıyla 2 günlük bir yasağın virüsün yayılmasında etkili olabileceğinden son derece şüpheliyim. Bunu neden yapıyorsunuz? Ekonominin yıpranma olasılığını gerekçe gösteriyorsunuz. Muhalefet bu konuda haklı. Muhalefet öteden beri sokağa çıkma yasağını savunuyordu ve sonra yine muhalefetin geldiğine geliyorsunuz ama geç yapıyorsunuz ve eksik yapıyorsunuz. Hem geç yapıyorsunuz, hem eksik yapıyorsunuz, hem düzensiz yapıyorsunuz. 2 gün yerine bunun en az 15 gün olması gerekmekte olduğu halde 2 günde sınırlıyorsunuz ve yasağa sadece 2 saat kala açıklama yaparak birçok insanın telaşla dışarı çıkıp yığılmasına ve virüsün daha çok yaygınlaşmasına neden oluyorsunuz. Aslında sokağa çıkma yasağı almamış olsanız bile belki virüs daha az yayılacaktı. Çünkü bunu telaşla yapıyorsunuz ve düzensiz bir şekilde yapıyorsunuz. Bu da tek adam yönetiminin ülkemize getirdiği eksiklikler. Evet, bu